Bu hikaye çok büyük bir kral tarafından yönetilen büyük krallığın bir bölümü olan Sherwood ormanlarının hikayesidir. Sherwood ormanları Nottingham bölgesinde olan ve maalesef iyi olmayan bir şerifin yönetimindedir. Kral ne zaman ülkeden ayrılsa Nottingham'ın şerifi adamlarını toplayıp Sherwood ormanlarında yaşayan insanları soyardı. Bunları bize yapmayın lütfen. Geçen ay yarısını aldınız zaten. Bunları da alırsanız yaşayacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Git başımdan. Aman Tanrım, yiyecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Bu şerifin emri, o Sherwood'un yöneticisi her söylediği kanundur. Gelecek ay daha fazlasını almaya geleceğiz. Beni anlıyor musunuz, daha fazlasını? Yapamayacaksın sersem, söz veriyorum buna izin vermeyeceğim. Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Bu Robin Hood! Sherwood'un bütün iyi insanlar adına bunları almanızı yasaklıyorum, beni anlıyor musunuz? Beni durduramazsın Robin! Asker git ve yakala şunu! Kendimi size tanıtayım. Durum değiştirin, hadi herkes saldırsın, hadi çabuk olun. Aşağıya geliyorum. Sen benimsin Robin. Geldiğimi gördün işte, buradayım. İşte geliyorum sana, gününü göstereceğim. Eminim beni affeden kalbini görebilirsin. Şiddeti sevmiyorum ama arkadaşlarıma yardım etmem gerekiyor. Peki çocuklar, özür dilerseniz evinize gidebilirsiniz. Çok özür dileriz. Korkaklar, hepiniz kaçtınız ama ben hala buradayım. Robin, Dornbuş geliyor. Robin Hood, beni gerçekten çok kızdırdın. Hadi gidelim. Şerife en iyi dileklerimizi ilet, Dornbuş. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sizler çok iyisiniz. Emirlerimi yerine getiremedin Tornbuş. Sakın yine Robin Hood'un bizi soyduğunu söyleme. Çok üzgünüm efendim. Her şeyi arabaya yükleyip getiriyorduk ama Robin bizi yine tuzağına düşürdü. Peki Tornbuş. Hemen gidip bu Robin Hood sorununu çözmeni öneriyorum sana. Hemen gidiyorum. Ben Robin Hood probleminizi çözebilirim. Senin içeri girişini duymadım. Sorun da bu. Benim okulum bir aydır kapalı çünkü birileri kütüphaneye ateşli oklar atarak yanmasına neden oldu. Bunun için gelip Robin Hood konusunda yardımcı olmam gerekiyor. Bu ismi benim yanımda kullanma. Eğer bu problemi çözeceksen daha önce gelmeliydin. Dornbuş bu küçük problemle ilgileniyor. Dornbuş bir şaka olmalı. Diğer taraftan Robin'i yakalamam için... Canım var. Onu yakalayıp öldürecekler. Arkadaşlar onu görünce artık öyle bir mi? Çıkar. Bu gizli bir silah mı? Kesinlikle değil. Şimdi içeri girebilirsin. Kiminle konuşuyorsun? Sanırım yemeğin kokusu. Evet. İşte oradalar. Bir şey yapamıyoruz. Her şeyi yiyecek de bir şey kalmayacak. Çok üzüldüm.
Bu adamı nereden buldun? O beni buldu aslında. Kalenin yolunu kapatıyor ve benim ona yemek vereceğim sözünü duyana kadar hareket etmiyordu. Bu yüzden Robin'i yakalamak için onunla anlaşmamız gerekiyor. Amca bu küçük John. İşte. Robin Hood'un gizli kampında her zaman olduğu gibi herkes son derece neşeliydi. Hey arkadaşlar, eğer acıktıysanız gelebilirsiniz. Çorba hazır. Güzel kokuyor. Harika kokuyor. Her zaman söylersin Ren. Gene de teşekkür ederim. Biraz daha lütfen. Tamam al bir. Aa, benim en sevdiğim şey. İçerken dikkat et sakın. Çok güzel görünüyor. Çok nefis kokuyor. Merhaba uykucu. Bu özel bir çorba. Orman silahşörlerinin yemeği. Orman silahşörlerinin yemeği. Evet çok güzel değil mi? Gerçekten çok lezzetli Marian. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hiç önemli değil. Ha? Ne? Bu da ne? Tanrım. Ben balığı sevmem ki. Akşam yemeğini çok seveceksiniz. Çünkü yemeği ben yapacağım. Rainbow Nehri'ne gelip balık tutmak isteyen var mı? Evet, balık tutmayı çok severim. Başka gelmek isteyen var mı? Çok uzakta değil. Hayır teşekkür ederim. Size iyi şanslar. Söyledim ya, balıktan nefret ederim. Onun balık yemediğini unutmuşum. Önemli değil. İçecek çorba ve yiyecek başka şeyler de var. Robin Hood ve Ren, Sherwood ormanlarının öbür tarafında olan Rainbow Nehri'ne gidiyorlardı. Nehre ulaşmak için Şerif'in kalesinin etrafında dolaşmaları ve çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Rainbow Nehri'ne balık tutmaya gidiyoruz. Burası temiz. Merhaba Willy. Rainbow Nehri'nin yolu nerede? Burada her şey yolunda. Benim balık tuttuğum yer köprünün öbür tarafında. Bu adam da nereden çıktı? Başka bir yere gitmenizin bir sakıncası var mı acaba? Bu benim için bir zevk Robin Hood. Hey, ismimi nereden biliyorsun? Çünkü sen meşhursun bu çevrede. Sen ve sadık arkadaşların kanun kaçağısınız. Ve Şerif uzun zamandır sizi arıyordu. Ve bana emri sizi ne şartlarda olursa olsun geri götürme. Seni hapse atmadan önce yargılayacaklar. Şimdi itiraz etmeden benimle geleceksin. Özür dilerim yabancı ama bu bize göre doğru değil. Bu... Gösterin onu Robin. Hazır olduğunda söyle. İlk önce beni buradan... Robin! Teslim ol, benimle baş edemezsin Robin, teslim ol. Onu dinleme Robin. Bu senin düşüncen. Yüzme bilmiyorum. Yardım edin. Yaklaştınız Robin. Sakin olun. Başardınız. Hayatımı sana borçluyum Robin. Unut gitsin. Senin adın ne? Küçük John. Küçük John. İçimden bir ses senin Şerif tarafından olmadığını söylüyor. Onun gibi biriyle nasıl beraber olduğunu söyler misin ha? Şerif, bana gülmeyeceğinize söz verin çünkü biraz utanç vereceğim. Devam et, dinliyorum.
Beni kandırdı. Beni kastediyorsun küçük John? Hayır, Sherwood'un kurnaz adamı Guy. Şerif'in yeğeni, etrafta sinsice dolaşıyor. O hepinizi yakalamakla görevlendirildi. İşte Şerif'in imzalı belgesi de burada. Bunların hepsi yalan. Biz çalınanları geri aldık, doğrusu bu. Onlar yalan söylüyorlar. Bu senin imzan mı küçük John? Evet ama reddedemedim. Bu benim için tek çözümdü. Sen çok iyi bir adamsın Robin Hood. Daha önce seni tanısaydım bu adamla asla anlaşmazdım. Asla. Ama küçük John, hiç kimse bizim Sherwood silahşörleri olduğumuzu bilmiyor. Sadece sen biliniyorsun. Fakat hala kampınız ve gizli yerleriniz bilinmiyor. Kampımız ormanın içinde. Neden bizimle gelip ormanı görmüyorsun? Hala inanamıyorum. Sanki sizi uzun zamandır tanıyorum. Beni böyle düşünmeniz benim için bir şans. Evet, gerçekten çok iyi bir şans. Sizler çok iyisiniz. Robin Hood, sana güveniyorum dostum. Biz her zaman bizi ormanda yardımcı olan insanlarla arkadaş olmayı severiz. Ha? Ne oldu? Niye durdun Robin? Sanki bir ses duydum. Hey! Neden birden ciddileştiniz arkadaşlar? İzin verin göstereyim. İşte bu bizim evimiz. Vah! Şaşırmıyorum çünkü kimse orman silahşörlerinin yerini bulamazdı. Şu ana kadar yeni arkadaşımız küçük John'un şerefine. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. Hindiniz gerçekten güzel olmuş. Önemli değil. Önceden kalmıştı. Evet ama Ren daha önce düşündüğümüz gibi balık getirmek üzere sanırım. Balıklara ne oldu Robin? Söyler misin? Bütün heyecanımıza rağmen balık tutmayı unuttuk. Kesinlikle heyecan vericiydi ama en iyi olanı da sis adam Guy'ı duymaktı. Öyle yaparlarsa hata ederler. Fazla mutlu olamayacaklar. Demek Robin Hood'un kampının nerede olduğunu buldun. Senin gizlenerek yaptığın çalışma beni mutlu etti. Efendim, onların diğer planlarını bilmiyorsunuz ama. Biliyorum, o planları hesaplıyor. Dikkatli olmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Merhaba amca, Robin'in gizli kampı hakkında iyi haberler aldın mı? Evet, şimdi haber aldım ama gizli silahın olan adamı kaptırmışsın. Bir İngiliz'in planı her zaman ihaneti içerir. Onun ihanet edeceğini de hesaplar. İhanet mi? Bir sabah Robin ve arkadaşları ok atarak pratik yapıyorlardı. Bakın daha iyi atıyorum, gördünüz mü? İyi atış Val. Ben çok acemiyim. Tam hedefi vurdu. Nasıl yaptı bunu söyler misin? Şimdi en iyi atışımı yapacağım. Bu bir mucize. Mükemmel atış Robin. Hala formdasın Robin. İyi olduğun söylenirdi ama sen inanılmazsın. Kalenin arkasında Guy bütün gününü Robin'i yakalama planları yaparak harcadı. Şimdi bu planları uygulamak için hazırdı. Kampta herkes rahatça uyumaya alışkındı. Ta ki birileri yerlerini öğrenene kadar ya da öyle zannediyorlardı. Birileri geliyor. Alarm vermem gerekiyor. Bu Sherwood'un sinsi adamı. Aşağı insen iyi olacak. Birileri bizim burada olduğumuzu öğrenmiş. Okçular hazır. Evet, şimdi burayı yakalım.
Sonunda bütün kamp yangın için uyandı ve ormanın silahşörleri çaresizdi. Onu aşağı indir! Aa, kurtar beni Robin! Yardım et! Kurtar beni Robin! Aa, gerek yok. Eğer Robin teslim olursa seni bırakacağım zaten. Bağırma dedim sana. Aa! Hayır, onu geri getirin! Sonra yangın her şeyi yok etti. Artık gizli bir kamp yoktu. Ve ormanın silahşörleri artık neşeli değillerdi. Merak ettiğim şey, bu silahşör bizim kampımızı nasıl buldu acaba? Ha? Sen ne demek istiyorsun? Sen buraya gelmeden önce kimse burayı bilmiyordu ama şimdi her şey değişti. Belki de senin yüzme bilmediğin hakkındaki küçük hikayen bir oyun veya başka bir şeydi. Böylece Robin'le arkadaş olabilecek ve o da seni buraya getirecekti. Sen de bizi onlara ispiyonlayacaktın. Demek istediğim buydu işte. Sen bir ispiyoncusun. Bizi ispiyonladın. Ben sizi ispiyonlamadım. Lütfen inan bana. O zaman o şövalye burayı nasıl buldu? Biri ona söylemiş olmalı, öyle değil mi? Beni takip etmiş olmalı. Bu mümkün. Ama sen de bir ispiyoncu olabilirsin. Değilim. Ama olabilirsin. Değilim. Olabilirsin. Hey! Kötü bir şey olduğunda beraber olup iyi şeyler düşünmeliyiz. Beni anlıyor musunuz? Bu durumda tartışmayı bırakın. Marian'ı kurtarmanın yolunu bulmalıyız. Ormanın silahşörleri bir plan yapmalıydı. Çünkü o sabah Şerif Robin'e bir uyarı mektubu yazıp durmuştu. Eğer Robin Hood yarın öğlene kadar gelip teslim olmazsa Marian hücreye atılacak diye yazıyor. Senin tutuklanmana izin vermeyeceğiz Robin. Ama Marian'ı kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu doğru. Gidip plan yapalım hadi. Zaman ilerliyor. Artık bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar. Hemen kaleye gidip onu geri getirelim. Tamam, kalenin içine girip onları şaşırtabiliriz. Evet ama burada yeterli adamımız yok ki. Bunu yapabilecek insanları da bulamayız. Doğru. Arkadaşın küçük John nerede? Senin ona ihtiyacın varken ortalıkta görünmüyor. Belki onu kalede silahşörlerle beraber diğer planı yaparken görebilirsin. Aa, lütfen bırak artık bunları. Take it. Sen çok sakin görünüyorsun. Bir planın var mı? Söylesene. Duruma bakılırsa... problemimizi çözebilecek çok iyi bir planım var benim. Evet, şimdi anlatacağım. Nedir o? Aa, yanıma gelirseniz anlatacağım. Hadi gelin yanıma. Tamam. Görüyorsunuz, çok basit işte, tamam mı? Neredeyse öğlen oldu ama hala teslim olmadı. Bence Marian hapse girecek. Sabret amca, Robin Hood kendini gösterecektir. Bundan eminim. Bence acele etmeli çünkü Marian'ı hapse götürecek olan araba geliyor. Planın işe yaramadı sanırım. Hayal kırıklığına uğrayacaklar. Senin kendini göstermeni bekliyorlardı herhalde. Ren, sessiz ol ve sakın gülme. Marian'ı gördüm sanırım. Ciddi görünmeliyiz. Söz veriyorum Marian. Seni kurtaracağım. Bir de çıka amca. Problem nedir? Öncelikle yapmamız gereken bazı işler var. Kurallar ve kanunlar bunu gerektiriyor amcacığım. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu ki, öncelikle onu hücreye göndermeden... Seni kurtaracağım Marian. Şey... Umarım plan işe yarar. Biliyorsunuz, son sözler söylenmeden onu hücreye gönderemeyiz, öyle değil mi? Esir veya Robin Hood mu demeliydim? Ha, Robin? Yakalayın onları! Fakat Marian'ı tutmaya hakkınız yok! Siz teslim olursanız o zaman küçük arkadaşın da serbest kalır böylece. Hayır Robin, bunu sakın yapma! Askerler, köprüyü kapatın! Saldırın onlara! Hadi saldırın! Saldırın! Saldırın onlara!
arkadaşlar. Her şey dayın düşündüğü gibi gitti. Hayır, 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 neler oluyor? Bu inanılmaz Robin. Kral ve askerleri geliyor. Ne yapacağız şimdi? Küçük John! O geri döndü. Herkese merhaba. Çok mu geciktik? Evet öyle. Şerife bakın. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Vazgeç Kay. Marion'u almaya gidiyorum. Robin! Beni kaçırıyor! Vazgeç Robin. Ben okulumun en iyi oğlusuyum. Pekala, o zaman kılıçlarımızı kullanalım. İyi kılıç kullanalım. Kılıç kullanmayı da severim. Hadi gel bakalım. Hazırsan söyle. Beni kurtardın. Şimdi ne diyorsun? Pekala, teslim oluyorum. Sonunda Guy da yakalandıktan sonra herkes meydanda toplandı. Senden şüphelendiğim için özür dilerim. Beni affet küçük John. Önemli değil. Ben sizleri seviyorum. Siz benim dostumsunuz. Fakat küçük John, kralın askerlerini bu kadar çabuk nasıl getirdin? Çünkü ben Kral Richard'ın adına çalışıyorum ve bir süredir şeriften şüpheleniyorduk. Bunun için Sherwood ormanlarını araştırıyorduk. Aman tanrım, bu Kral Richard. Richard, Kral Richard geldi. Robin Hood, krallığımı koruduğun için sana kendi adıma teşekkür ederim. Eğer bunları yapmasaydın kötülükler devam edecekti. Şimdiden itibaren böyle şeylerle bizzat ben ilgileneceğime söz veriyorum. Sen ve senin gibi insanlara ihtiyacımız var Robin Hood. Şu andan itibaren senin Nottingham'ın şerifi olmanı ve hemen işe başlamanı teklif ediyorum. Hemen işe başlamalısın Robin Hood. Sen yenilmez ve güçlü bir adamsın. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın yeni şerifimiz! Yaşasın! Robin, bu inanılmaz. Mükemmel! Çok yaşasın! Robin Hood, Nottingham'ın şerifi olduktan sonra ilk olarak Marian'le birlikte bu olayı kutlamak için büyük bir eğlence düzenledi. İnsanların hepsi çok mutlu ve neşeliydiler. Eski günler artık geri gelmişti.
Bir zamanlar uzak bir ülkede yaşayan Gülü Aradığında genç bir gemici vardı. Büyük bir macera yaşayan bu gemicinin hikayesi bir gün babasının gemisinin denizde fırtınaya yakalanmasıyla başladı. Gemiciler, rota iskele rüzgarı arkaya alıyoruz. Hadi bakalım, kapatın yelkenleri. İndirin çabuk. Tutamıyorum kaptan, fırtına çok güçlü efendim. Direği kesmek zorundayız. Sağlam, başka çaremiz yok. Kesin direği. Hadi bakalım. Direğin çok zor olacak. Sadece güçlü vur yeter. Tutup tut, fakat dikkat et, kilo ver. Yardım edin. Dikkat et. İmdat. Yardım edin. Yardım edin. Yardım butonun ipi kopacak. Dikkat et, kilo ver. Dikkat et. Aman canım, aaa! Ne oluyor? Korkma Gulliver, kurtaracağız seni! Korkma canım, onu kurtarın! Önünde gemidekiler Gulliver'i kaybettiler. Kaptan ve gemidekilerin onu iyi olmasını ve kısa zamanda kurtulmasını dilemekten başka çareleri yok. Gülüver iyi bir yüzücü olduğu için paniğe kapılmadı. Tüm fırtına süresince kayığı kullandı. Daha sonra çok bitkin düştü ve kayığın içinde uyuyakaldı. Bir süre sonra kayığın sığ bir sahilde devrilmesi bile onu uyandıramadı. Fırtınadan sonra hava sakinleşti ve bütün gece boyunca bir bebek gibi uyudu. Adada yaşayanlar için böyle söylenemezdi. Bu sürpriz onların uzun bir gece geçirmelerine neden oldu. Küçük Gülüver macerasının henüz başladığını bilmiyordu. Başına geleceklerden habersiz sahilde uyuyordu. Anne, artık masal dinlemeden uyuyacak kadar büyüdüm. Ayrıca çok sıkı sarılıyorsun. Lütfen beni sıkma. Bu da nereden çıktı? Lütfen biri hala rüya gördüğümü söylesin. Biliyorum, insanların yelkeni kapatmalarına yardım ediyordum ve geminin kenarından denize düştüm. Babam bana bağırıyordu ve kayık birden aşağı indi ve ona bindim ve sonra ilerlemeye başladım. Hatırlamıyorum. Evet biliyorum. Bu gemicilerin birbirlerine öğrettiği bir şey olmalı ve bir dahaki sefere fırtınalı havada ipi çekeceğinden emin olmak istiyorlar. Herhalde hepsi bu olmalı. Evet, gelen dalgayı göremedim. Özür dilerim babacığım. Şimdi beni çözebilirsiniz. Dersimi aldım. Tamam, şimdi kim deve yakından bakmak istiyor? Hey! Bunlar benim gemicilerim değil. Tam bize bakıyor. O bağlı. O bağlı hiçbir şey yapamaz ki. Hadi gidip yakından bakalım. Hadi arkadaşlar. Tanrım, bu da ne? Bunlar da kim? Bunlar benim gemicilerim değil. Benim sağlam bağladığımı gördün değil mi? Hadi Johnny, korkacak hiçbir şey yok.
Bu sizin misafirlerinizi karşılama biçiminiz mi? Eğer öyleyse hiç dostça sayılmaz. Belki konuşmadan önce kendimizi tanıtmalıyız. Ben Prenses Mary. Burası da Lilliput Krallığı. Lilliput? Beni bağlamanın adı bu mu yoksa? Şaka yapma. Biliyorsun ki sen bizim esirimizsin. Bunu asla unutma. Üzgünüm. Ağzımdan kaçtı. Senin ismin ne büyük adam? Söyler misin? Ben Gülüver. Hey! İsmin çok güzel. Teşekkür ederim. Ama beni niye bağladığınızı bilmiyorum. Lütfen söyler misiniz? Çünkü sen uyurken neredeyse 7 kişiyi eziyordun. Anladın mı? Ben bunu isteyerek yapmadım. Umarım onlar iyidir. Rüya görüyordum. Hiç kimseyi fark etmedim. Lütfen beni anlayın. Şanslıydık. Çünkü sen sayıklarken seni duyup uzaklaştık bizler. Bunu duymak çok iyi. Gülüver kendinden biraz daha bahsettikten sonra onu çözdüler. Daha sonra Mary ve Johnny olanları anlatmak için eve gittiler. Şu adamdan artık çok sıkılmaya başladım. Yine ne oldu babacığım? Kötü komşumuz Kral Frederick. Her hafta olduğu gibi gene hemen teslim olmamızı istiyor bizden. Gerçekten kötü bir durum ama bunlara alıştık biz artık. Neyse, şu devi yakından gördünüz mü bakalım? Evet, gerçekten çok büyük. İsmi de Gülü. Mary ve Johnny babalarına gördükleri büyük adamla konuştukları her şeyi anlattılar. Kral Mary ve Johnny'nin bunları yaşamalarına şaşırdı ve çok memnun oldu. O çok iyi bir insana benziyor. Bizi neredeyse ezeceğini duyduğunda gerçekten çok üzüldü ve onu bırakmamız gerektiğini düşündük. Biliyorsun dikkatli olmalıyız Johnny. Federik'in gönderdiği bir casus olabilir. Federik'in casusu olamaz. O henüz çok... Kardeşin haklı olabilir Johnny. İnsanlar göründüğünden farklı olabilirler. Yeni tanıştığın ve tanımadığın biri hakkında yorum yapamazsın. Yaptıklarınız için size teşekkür ederim çocuklar. Evet, anladım baba. Mary, Johnny ve Lollipop'un kralı komşuları İmparator Frederick'le yıllardır savaşıyorlardı. Ve neden savaştıklarını da sadece onlar biliyordu. Fakat her ikisi de savaşı bırakamayacak kadar gururlu ve de inatçıydılar. Ta ki Kral Frederick'in diğer mektubunu da geri çevirinceye kadar hiçbir problem yoktu. Ama Frederick, Lilliputlulara ciddi olduklarını göstermek istiyordu. Ve o akşam en iyi askerlerini ve en iyi okçularını gönderip kalemi yakmaya karar verdi. İnsanlar bu duvarın askerler içeri girmek yerine geri yerden kaçmayı tercih ettiler. Hadi gidelim. Dedim hadi. Önümüzü çabuk tutmalıyız. Mary'i bulmalıyız. Mary, onu görmedim. Mary, gel hadi. Mary, neredesin kızım? Mary, neredesin? Buradan dışarı çıkmalıyım. Babamı ve Johnny duydum. Onlar beni kurtarır. Baba! Baba yardım et! Mary! Aman tanrım, Mary hala orada. Ona yardım etmeliyiz. Burada sıkışıp kaldım. Dışarı çıkamıyorum. Kımıldama. Gelip seni kurtaracağım Mary. Yangın dev gibi gittikçe büyüyor. Büyük dev gibi biliyorum. Kalemiz yanıyor. Ne yapmamız gerekir? Umarım herkes iyidir. Bu Johnny olmalı. Yalnız geliyor. Kötü bir şey oldu galiba. Gülüver! Lütfen Gülüver, kardeşimi kurtarmalısın. Johnny, Mary hala kalenin içinde mi? Evet, o hala odasında. Yangın gittikçe büyüyor. Dışarı çıkamıyorum. Hemen oraya gitmeliyim. Ve bir an önce yangını söndürmeliyim. Umarım birileri gelip bana yardım eder. Dikkat etmeliyim. Kimseyi ezmek istemiyorum. Gülüver demek buradasın. Çabuk elime çık. Fakat ben yüksekten çok korkuyorum Gülüver. Hadi Mary, fazla zamanımız kalmadı.
Atamam. Şimdi güvendesin prenses. Seni seviyorum baba. Şimdi yangını söndürmeliyim. Evet. Sanırım iyi bir fikrim var. Bu şapka bazen işe yarayabilir. Uzaklaşın, yangını söndüreceğim. Bravo! Geçirdin Gülüver! Başardın Gülüver. Mari Beli Rıfık Kalesi'ni kurtardın. Ertesi gün Kral Gülver'i sarayına davet etti. Kızımı ve kalemi kurtardığın için sana teşekkür etmek istiyorum. İyi bir arkadaş olduğunu bize kanıtladın. Seni nasıl memnun edebilirim acaba? Ha? Teşekkür etmenize gerek yok. Bu benim için bir görevdi. Ama benim için bir şey yapabilirsiniz. Yeter ki söyle. Eve gitmem için kayığımı tamir etmeme yardım ederseniz çok memnun olurum. Elbette ki yardım edeceğiz Gülver. Gemi yapan herkesi oraya göndereceğim. Çok kısa zamanda yapacaklardır. Bundan emin olabilirsin. Bu çok iyi olacak. Teşekkür ederim. Dikkat edin. Büyük tahtaları alta yerleştirin. Hadi bakalım. Çivileri bu tarafa. Hadi. Hadi. Herkes çalışsın. Arkadaşlar, kayın gerçekten çok güzel oluyor. Babama olanları anlatmak için sabırsızlanıyorum. Lilliputlular sadece kayığı değil, aynı zamanda Gülver için ev de yaptılar. Senin için ev yaptırdık Gülver. Evinde olduğunu hissettirmeye çalıştık. Benim için bundan daha iyisi olamazdı. Çok heyecan verici. Yeni evine hoş geldin Gülver. Yemek hazır. Çok aç olmalısın. Buraya geldiğinden beri hiçbir şey yemedin. Evet, açım. Aynı annemin yemeklerine benziyor. Sadece biraz küçük. Yemek zamanı. Aman tanrım. Sanırım biraz daha yemeğe ihtiyacın olacak. Öyle değil mi? Çok, çok daha fazla. Belki bütün krallık. Ne dersiniz? Çok komik. Size Lilliput Kalesi'nin tamamını yakmanızı söylemiştim. Sayın İmparator, orayı yaktık, sonra askerlerimle geri dönüyorduk ama yangın birden söndü. Ne oldu bilmiyorum. Olan senin beceriksizliğin. Lütfen bana oraya gidip her şeyi yakmam için bir şans daha verin. Lütfen efendim, lütfen. Bir şeyler yiyelim mi? Haşlanmış yumurtayı çok severim. Hadi. Herkes hazır mı? Sıra sizde. Yanlış bir ses. Yoksa yumurta kırmayı bilmiyor musun ha? Uzun zamandır yapmıyordum. Sorun nedir? Bu sadece bir yumurta efendim. Yumurta kırmayı bilmeyen insanlar benim masamda oturamaz asla. Güle güle gideceksin şimdi. İmparator Frederick hayal kırıklığına uğramayı sevmezdi. Kalenin yok olmadığını öğrenince daha büyük bir saldırının planını yapmaya başladı. Bu onun için bir hobiydi. Bu olanlardan dolayı artık Lilliputluların da sabrı kalmamıştı. Bu adamla bir zamanlar arkadaş olduğuma inanamıyorum. Alçağın okları kalemin her yerine saplandı. Bir sorun bittiğinde bir başkası başlıyor. Bu adamın akıllanması için bizim ona saldırmamız gerekiyor. Belki o zaman aklı başına gelecektir. Çok sinirleniyorsun baba. Bize hep onun gibi olmayın derdin. Bize söylediklerin boşa gidiyor bu durumda. Ben de böyle olmayı istemiyorum ama biliyorsun ki krallığımız tehlikede. Anladım baba. Hadi bakalım, tüm askerleri hazırlayın. Kayını sevdiğini biliyoruz Gülüver ama böyle bakmaya devam edersen neyse olacak. Merhaba Gülüver. Çok sıkıntılı görünüyorlar. Onları neşelendirmeliyim.
Merhaba arkadaşlar, aşağı gelin. Gülüver, kayın çok güzel görünüyor. Yakında gitmeye hazır olur herhalde. Evet, hepinize teşekkür ederim. Kayık yarın hazır olacak. Gülüver, senden bir şey isteyeceğim. Hı? Sen Fulke'le kayınla giderken Johnny'yi de yanında götürmeni rica ediyorum senden, olur mu? Aa! Fakat bu dünyayı gezmen için büyük bir şans. Gülüver kabul ederse bu büyük bir tecrübeyle bir gün krallığımızı sen yöneteceksin. Seninle yolculuk etmekten gurur duyuyorum Johnny. Yolculuk süresince benim yardımcı kaptanım olarak bana yardım edebilirsin. Biliyorsun, her şey hazır. Toplanmana yardım ederim. Ertesi gün Gülüver yolculuk planlarını yapıyordu. Tamam, ihtiyaçlarım hazır. Suyum da var. İçinde bir tek kaptan yok. Evet. Hey Johnny, ben de seni bekliyordum. Hazır mısın? Hayır Gülüver. Buraya seninle gelemeyeceğimi söylemeye geldim. Ama neden? Babam. Federik'le savaşmaya karar verdi. Beni anlıyor musun? Onu yalnız bırakamam. Olamaz. Evet. Babam kalemizi ona bırakmak istemiyor ve Federik'ten kalemizi yaptığının intikamını almak istiyor. Ciddi misin? Evet. Onları tesadüfen konuşurken duydum. Bunun için Mary benim buradan ayrılmamı istiyor. Şimdi gitme Gülüver. Lütfen onların savaşmasına engel ol. Ben mi? Senin için ne yapabilirim? Bilmiyorum ama karedeki yangını söndürdün. Şimdi de savaşı durdurabilirsin, öyle ama değil Johnny, mi? Ama bu tamamen farklı. Herkes yangını söndürebilir. Fakat orduların savaşını bilmiyorum. Bunların yanında herkesten daha büyük olmama karşın yaşım onlardan küçük olduğu için beni dinlemezler. O zaman benim savaşı durdurmamdan başka ne yapmamı bekliyorsun? Özür dilerim Johnny, bunu yapamam. Başka birini bulmalısın. İyi o zaman. Ne bekliyorsun? Hadi evine git. Hadi hayır, git. Bekle. Sana ihtiyacım yok. Düşmanı görüyorum. Çok fazlalar. Bu nasıl olur? Önce biz saldıracaktık. Liliputların kalelerini teslim ettiği andaki suratlarını görmek için sabırsızlanıyorum. Ama baba, kaybedeceğiz. Bizimkinden çok daha fazla gemileri var. Mücadele etmek için yeterli gücümüz olmadığından emin misin? Emin değilim ama onlarla savaşmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Ama bu doğru değil. Ah! Johnny! Senin Gülüver'le gittiğini sanıyordum. Beni onunla neden göndermek istediğini biliyorum ama sizi yalnız bırakmayacağım. Sağ ol oğlum ama şimdi her ikinizin de bu tehlikeden uzaklaşmanızı istiyorum. Bu büyük bir savaş olacak. Zavallı Gülüver artık ne yapacağını bilmiyordu. Gülüver, gözünü aç ve buraya bak oğlum. Baba, sen misin? Evet Gülüver, sana yardım etmek için geldim. Büyük bir kararsızlık içindesin değil mi? Bu doğru. Bu insanlar senin arkadaşın, doğru mu? Onlar senin eve dönebilmen için kayığını onardılar. Doğru kararı verebilmek için her zaman senin gibi doğru olanı yap oğlum. Daima güçlü ol evladım. Sen bize prens ve prenses demiyorsan biz de sana büyük adam demeyeceğiz. Tamam, deneyeceğim. Sadece Mary ve Johnny diyebilirsin. Mary ve Johnny. Aman tanrım. Arkadaşlarım. Liliput. Liliputlular gerçekten de zor durumdaydı. Kral krallığını kurtarmak için elinden geleni yapıyordu. Kralın atağa geçmesi kötüye giden durumu değiştiremiyordu. Mary, Johnny, dikkat edin, etrafınızı sardılar. Siz iyi misiniz ha? Evet. Üzerimize büyük bir gemi geliyor. Dev bir deniz canavarına benziyor efendim. Dayan!
Hemen bu aptal savaşı durdurun! Aman tanrım, bu Gülüver! Uzaklaştırın onu buradan, oklarınızı atın hadi çabuk! Beni kızdırmadan durdur şunları çabuk! Hadi askerler, ne duruyorsunuz bu canavar Liliputlulardan yana? Ateş edin çabuk olun, hadi ateş edin! Tamam, bu kadar yeter! Dikkat edin! Bu adam gerçekten çok cesur. Buraya! Buraya! Bu adam gerçekten çok iyi. Başımız dertte. Sanırım beni deniz tuttu. Sanırım. Birkaç gün sonra liman temizlendi ve Gülüver'in kayığı yeniden onarıldı. Herkes ona iyi yolculuklar dilemeye gelmişti. Merakım için özür dilerim ama neden savaşıyordunuz siz? Söyler misiniz? Yumurtalar. Hepsi yumurtalar yüzünden oldu. Anlamadım. Hepsi çok pişmiş yumurta yüzünden. Bu çok uzun zaman önceydi. Bir aile yemeğinde yumurta yemek hakkında konuşuyorduk. Sonra konuşmamız tartışmaya döndü. Neden önce küçük yumurtaları yiyorsun? Bence büyükleri çok daha iyi. Herkes yemeğe küçük yumurtayla başlamasının daha iyi olduğunu... Önce büyükleri yiyeceksin. Hayır, önce küçükleri. Biliyorsun ki ben haklıyım. Biliyorsun, haksızsın. Çabuk onları yerine koy. Niye sen olmuyorsun ha? Bay Yanlış. Karışmak istemem ama niye her şeyi unutup yeniden başlamıyorsunuz? Bir yumurta yüzünden bu yaşadıklarınıza değer mi ha? Bir düşünsenize. Doğru söylüyorsun. Bu yaptığımız gerçekten çok saçmaydı. Evet, doğru. Bunun yüzünden tüm krallığım zarar görebilirdi. Sizlerden özür dilerim çocuklar. Umarım bu inatçılığım ve aptallığım yüzünden beni affedersiniz. Beni de. Bu kadar zaman içinde seni özledim. Umarım yine arkadaş olacağız, öyle değil mi? Evet, yaşasın! Gulliver, tüm bu olanları sana borçluyuz. Teşekkürler büyük adam. Emin misin? Bu yapabileceğimin çok azı arkadaşlarım. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Eline tekrar çıkmak istiyorum Gulliver. Bana yardım eder misin? Elbette Mary. Biraz yaklaş lütfen. Sana vermem gereken bir şey var. Sana iyi yolculuklar diliyorum Gulliver. Güle güle arkadaşım. Güle güle, güle güle. Mary Johnny. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Seni çok özleyeceğiz Gülüver, yine gel. Ben de sizi Mary. Sen mükemmelsin Gülüver, hoşça kal. Hoşça kalın. Yeni krallık bir araya gelmiş ve her şey yoluna girmişti. Gülüver birçok yeni macera yaşamak için evine çok kısa bir zamanda ulaştı.